Samimi Analiz programı ile karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Sosyolog ve yazar Sayın Erdal Sarıçam bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Burada böyle beğeniyle takip ettiğim bir haber portalının merkezinde olmak ayrı bir mutluluk benim için. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bugün konumuz çok çok önemli. Biz kadın erkek tabii ki ayrımı yapmıyoruz. Kadın erkek, yaşlı ya da çocuk diye insana insan olarak bakıyoruz ama özellikle son dönemde de hem ülkemizde hem de dünyada çok fazla artan kadına yönelik şiddet olaylarından özellikle bahsetmenizi isteyeceğiz ve sizin kadına yönelik şiddet konularında çalışmalarınız nelerdir? Evet, şimdi Aleyna Hanım şöyle başlamak istiyorum ben. Bugün yaşadığımız dünyada, dünyamızda bütün insanın ortak bir sorunu var, şiddet. Sadece kadına yönelik, erkeğe yönelik ya da çocuğa, doğaya yönelik bir şiddetten bahsetmiyorum. Genel olarak bir şiddet sorunu var. Dünyanın tarihine baktığınız zaman savaşsız bir dönem neredeyse olmamış gibi. Bugün dünyaya bakıyorsunuz, sürekli savaşlardan bahsediliyor. İnsanların başka insanları katletmesinden söz ediyoruz. Yani bizim dünyamızın böyle bir sorunu var, şiddet. Tabii şiddet hayatın vazgeçilmez bir faktörü olan, en önemli değerlerinden biri olan kadına yönelik olduğu için çok daha dikkat çekiyor ve çok daha can yakıyor. Bunu ifade etmek lazım öncelikle. Tabii bu sorunun çözümü birazdan konuşuruz ama biz kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında arkadaşlarımla beraber farkındalığa çok büyük önem veriyoruz. Bu konuya dikkat çekmek, insanların farkındalık duygularını harekete geçirmek için bazı projeler, bazı etkinlikler yapıyoruz, düzenliyoruz. Mesela ben kadına şiddet konusunu ele alırken şiddete uğrayan, darp edilen, işte yüzü gözü kanlar içinde olan kadın profilinden ziyade başarılı olmuş, hayata yön vermiş, kitleleri harekete geçirmiş, kendi sahasında büyük işlere imza atmış kadınları öne sürerek bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Yani kadına şiddeti dövülen kadınlar üzerinden değil de başarılı olmuş kadınlar üzerinden işlemeye çalışıyorum. Bu anlamda Türkiye'den ve dünyadan birçok başarılı kadının, hayata anlam katmış, kitlelere yön vermiş başarılı kadınların hayat hikayesinden oluşan biyografi kitapları yazıyoruz. Tuzla Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olarak yayınlanan bu kitaplar talep eden tüm okurlara ücretsiz gönderiliyor. Bu anlamda yayınladığımız 4 kitap var. Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Doktor Şadi Yazıcı Beyefendi'nin desteğiyle yayınlanan kitaplarımızdan en son çıkanı bu. Birazdan size de takdim edeceğim bunu. Yani topluma, insanlara kadının önemini, kadının değerini, topluma kattıklarını anlatmak için yazdığımız bu kitaplarla aslında şiddete dur demenin yolunu arıyoruz. Evet. Bu bir farkındalık projesi. Olaya böyle bakıyoruz. 4 parçalı bir proje yürütüyoruz şu an. Kitap yayınları bu projenin birinci parçasını oluşturuyor. Sonra birçok resmi ve özel kurumlarda, sivil kurumlarda, STK'larda bu konuya yönelik eğitim seminerlerimiz ve konferanslarımız oluyor. Bana destek veren hukukçu ve psikolog arkadaşlarımla beraber yardıma ihtiyacı olan kadınlara, mağdur kadınlara yardım ediyoruz. Üçüncü parçası olarak. Ve sosyal medya üzerinden bu konuya dair bir video mesaj farkındalık etkinliği yapıyoruz. Yani kitap yayınları, eğitim seminerleri ve konferanslar, danışmanlık hizmetleri ve farkındalık etkinlikleri 4 parçalı projemizin parçasını oluşturan başlıklar. Bunlarla beraber konuya dikkat çekmeye ve bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. En önemlisi şu benim gördüğüm kadarıyla, belki kitabı okurken aynalarını ben de yaşadım duygularını hissettirebilmek ve birçok kadın da yaşadığı şiddetin farkında bile değil. Hani farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz derken, evet, aslında burada dur demesi gerektiğini mi bu sempozyumlarda, evet, ya da işte ilettiğiniz türlü mesajlarda, evet, bunları mı anlatmaya çalışıyorsunuz? Kesinlikle çok isabetli bir tespit. Bugün birçok insan, birçok kadın aslında uğradığı şiddetin farkında bile değil. Evet. Şiddetten anlaşılması gereken sadece fiziki şiddet değil. Hı-hı. Mesela psikolojik şiddet, evet, veya ekonomik şiddet. Yani eşinin maaş kartını alıp eşi adına maaş çeken bir erkek aslında eşine bir ekonomik şiddet uygulamıştır. Veya eşine onun hoşlanmayacağı bir isimle seslenmesi veya duygularını rencide edecek bir takım cümleler sarf etmesi
kadının psikolojik şiddete uğradığı anlamına gelir. Yani kadınlara neyin şiddet olduğunu ve bu şiddete karşı neler yapması gerektiğini anlatıyoruz. Bu anlamda bir farkındalık ortaya koymaya çalışıyoruz. Benim anladığım kadarıyla da yardım etmek anlamında onların dur dedikten sonra özellikle farkındalık oluşturuyor. Evet. Dur dedikten sonra esas bir kadının karar vermesinde bu duruma artık dur diyeceğim noktasında ne gibi yardımlarınız oluyor? Şimdi birçok kadın özellikle kırsalda yaşayan veya eğitim seviyesi biraz daha düşük olan kadın iki sebepten dolayı kendisine uygulanan şiddete dur diyemiyor. Bir korku, eşinden korkuyor veya ailesinden korkuyor. İki, yapması gerekeni bilmiyor. Yani şiddete uğradı ve ne yapmak zorunda, ne yapmak durumunda bunun farkında değil. Biz eğitim programlarımızda bunları anlatıyoruz. Birazdan belki konuşuruz. Mesela şiddet önleme merkezleri var, ŞÖNİM'ler. Kaymakamlık bünyelerinde buna dair birimler oluşturuldu. Belediye bünyelerinde bununla ilgili birimler artık hizmet veriyor. Yani kadının şiddete uğradıktan sonra yapması gerekenler, atması gereken adımlar nedir? Bunlara ilişkin bilgiler veriyor ve bu anlamda da bir kılavuz olmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli çünkü. Bazı haberlerde de biz de verirken fark ediyoruz ki bazı emsal kararlar var, davalar var. Koca eşine diyor ki işte bir lakap takıyor ya da işte altın meselesinde bir takım sıkıntılar, kadının parasına dokunmaması gerektiği az önce sizin bahsettiğiniz gibi. Bu emsal kararlar doğrultusunda da aslında yargıya açık yollar olduğunun da farkındalığını da sunuyor musunuz yine? Şimdi bizim psikologlardan, aile danışmanlarından ve avukatlardan oluşan bir gönüllü ekibimiz var. Mağdur kişi hangi alanda bir mağduriyet yaşıyorsa veya hangi alanda bilgilenmeye ihtiyacı varsa biz o arkadaşlarımıza koordinasyon sağlıyoruz, temas kuruyoruz ve gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz. Yani birçok insan hukuk haklarını bilmiyor mesela. Evet. Bu anlamda bilgilenmeleri önemli bir aracılık tanıyor. Elbette ki bu anlamda da destek oluyoruz. Şimdi benim de elimde bir takım veriler var. Kadına yönelik şiddetle mücadele faaliyet raporlarına baktığımızda geçen sene özellikle KADES uygulaması var. Ve şimdiye kadar yaklaşık 5 milyon kişinin indirdiği, yani şu kişi beni rahatsız ediyor, gerek eski sevgili, gerek eski eş vesaire ya da işte hali hazırda var olan bir kişi tarafından, bir erkek tarafından şiddete uğradığını beyan ediyor. Bununla birlikte 2022 yılında 334 kadının erkekler tarafından öldürüldüğüne, 245 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunduğu. Bu rakamlar her geçen gün maalesef artmaya devam ediyor. Her geçen gün biz de haberlerde veriyoruz. Peki kadına şiddet nasıl son bulacak? Şimdi ben kadına şiddetin nasıl meydana geldiğinden kısaca bahsedeyim. Sonra bunun çözümüne ilişkin birkaç. Evet, doğuran sebepler. Tabii. Kadına yönelik şiddeti doğuran sebepler. Şimdi ben bu konuda uzun zamandır çalışmalar ortaya koyuyorum. Şöyle bir üç başlık belirledim. Kadına şiddeti doğuran sebepler, besleyen ve büyüten sebepler ve harekete geçiren sebepler. Şimdi kadına yönelik şiddet duygusu bir defa ailede veya çevrede doğuyor. Eğer kişi doğduğu, büyüdüğü ailede veya çevrede kadına şiddeti görmüşse ve öğrenmişse o kişi içinde bir şiddet duygusu beliriyor. Yani kardeşinin ya da annesinin darp edildiğini görüyorsa demek ki kadınlara vurulabilir. İşte demek ki kızlara işte bu şekilde davranılabilir duygusu meydana geliyor. Öğrenilmiş ve şiddet ailede öğreniliyor. Sonra medya maalesef sosyal medya başta olmak üzere dizi filmler, sinema filmleri şiddeti besleyip büyüten bir role soyunuyor. Ne acı ki özellikle Yeşilçam filmlerinde, eski filmlerde biz bunları çok görüyoruz. Yani neredeyse dayak yemeyen kadın yok gibi. Neredeyse kadın darp etmeyen bir jön yok gibi adeta. Bunlar şiddeti besleyip ve büyüten faktörler olarak öne çıkıyor. Ve doğan, büyüyen şiddet duygusunu da işsizlik gibi, madde kullanımı gibi, geçim sıkıntısı gibi veya buna benzer sebepler harekete geçmesini sağlıyor. Yani maddi sıkıntı çeken bir erkek hıncını ve öfkesini doğrudan eşinden çıkartma yoluna gidiyor. Çünkü doğan bir şiddet var, o şiddet büyümüş ve harekete geçmek için gereken şartlar oluşmuş. Dolayısıyla şiddeti ortaya koyan üç başlık bu şekilde. Yani doğuran, büyüten ve harekete geçiren sebepler. Peki bunu nasıl önleyeceğiz biz? Ben öncelikle
gerçekçi olmak istiyorum Aleyna Hanım. Yani şiddeti şu şekilde çözüp gideremeyiz. İşte şunları yapınca toplumdan tamamen şiddeti soyutlayamayız demek istemiyorum. Bunun için biraz uzun vadeli planlara ihtiyaç var. Ben şiddetin nasıl çözüleceği konusunda da yine 3 başlık belirledim. Kendi yaptığım çalışmalar sonucunda bu başlıklara ulaşabildim. Bakın öncelikle eğitim. Eğitim çok önemli. Ben eğitim derken doğrudan bir üniversite eğitimini, bir diplomayı, bir okulu kastetmiyorum sadece. Onlar yan faktörler. Mesela birey olma eğitimi, aile bilinci, sosyal sorumluluk duygusu, öfke kontrolü gibi daha çok kişisel gelişime uygun eğitimlerin verilmesi gerekiyor çocukluktan başlayarak. Özellikle birey olma duygusu ve bilinci çok önemli. Yani erkeğe ve kadına birey oldukları için değer verilmesi gerektiğinin çocukluktan başlayarak aşılanması gerekiyor. Bakın bu çok önemli bir madde. İkincisi medya dili. Burada tabii devlete ve bireylere düşen sorumluluklar var. Gazete, dergi, sosyal medyada kullanılan dil, haberlerde kullanılan dil, bunların düzeltilmesi gerekiyor. Yani bugün bir kadın cinayeti bile haber programlarında bütün detaylarıyla ele alınıyor. Evet. Yani kadının nasıl öldürüldüğü en ince ayrıntısına kadar uzun uzun işleniyor mesela. İşte bu şiddet dilinden medyanın ayıklanması gerekiyor. Eğitim ve medya dili çok önemli. Son olarak ceza kanunlarında yapılacak düzenlemeler. Yani bugün evet bizim ceza kanunlarımız çok ciddi adımlar attı bu anlamda. Toplumda da bir farkındalık oluştu. Adli mekanizmada da bir farkındalık oluştu. Ama yine de hukuka az da olsa bir güven sorunu yaşıyor toplum. Dolayısıyla bu güven sorununun ortadan kaldırılmasına yönelik ceza kanunlarında değişiklik yapılması gerekiyor. Eğitim, medya dili ve ceza kanunlarında yapılacak değişiklikler bu toplumu şiddetten tamamen kurtarıp atacaktır diye düşünüyorum ben. Tabii bunlar kısa vadeli, uzun vadeli çözümler ama kalıcı çözümler bunlar. Peki sosyal medya ile ilgili sonuçta hani televizyondan, radyodan vesaireden daha fazla revaçta olan bir mecra artık biliyorsunuz. Evet. Sosyal medya ile ilgili işte gerek ünlülerle gerek ya da sizin çalışmalarınızla ne aşamada onlarda? Bakın ben sosyal medya üzerinden yaptığım bir projeyle şu an devam ediyorum. 5000'den fazla belli niteliğe sahip kadına ulaştım. Şunu söylemek istiyorum. Mesela üniversite hocaları, profesörler, doktorlar, subaylar, hakim ve savcılar, emniyet müdürleri gibi toplumda saygı duyulan ve belli bir niteliğe sahip olan kadınları bu projeme dahil ettim. Bunun da hem topluma hem de kadınlara bir mesaj vermeye çalıştım. Yani kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bu etikete sahip kadınları bir anlamda topluma yansıtarak, sunarak onların gücü ve potansiyelinin fark edilmesini sağlamaya çalıştım. Yani sosyal sorumluluk projeleri yapılmalı ve bir takım ünlü insanlar, ünlü kadınlar bu projelere dahil edilmesi gerekiyor. Yani onların misyon ve vizyon üstlenmeleri gerekiyor. Bu şekilde belki toplum yönlendirilebilir. Yani projeler üretilmeli ve bu projelere bu ünlü insanlar dahil edilmeli pozitif anlamda. Ve toplumun belli bir noktaya kanalize olması için görev ve sorumluluk almalılar. Peki bir de hazır buradan da bir başlık açmışken bir virgül koyup bu konuya. Bir yandan da acaba bir kaçış noktası olarak mı bazı kimseler görebiliyor da cinsiyet değiştirmeye kadar gidebiliyorlar mı? Çünkü bizim gördüğümüz kadarıyla maalesef cinsiyet değiştirmek için ameliyat kuyrukları oluşmuş durumda hastanelerde. Belki bu tür zorluklardan kaçmak için de bu oradan da bir giriş yapabilir misiniz? Şimdi evet, toplumda böyle bir problem de var. Evet. Cinsiyetlerden arınma projeleri diyelim o kısma. Yani bunun altında yatan bir takım sebepler var. Bugün psikologlar bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Mesela evde annesinin uğradığı yoğun şiddete duyduğu öfkeyi içinde saklayıp erkek kimliğine baba üzerinden veya abi üzerinden bir kin ve nefret besleyen çocukların ileride bunu bir yansıması olarak cinsiyet değiştirme eğilimine kaydıklarını görebiliyoruz. Veya çok sevdiği bazı aktörlerin, sinema sanatçılarının
bu yöndeki olumlu tırnak içinde söylemlerine kulak verdikleri ve bu nedenle bazı tercihlere gittiklerini de biz biliyoruz. Ya da buna benzer cinsiyet değişikliğine yönelik özellikle kasten yapılan projelerin kurbanı olan diyeceğim çocukların olduğunu da biliyoruz. Bunlar yansıyor medyaya. Bu anlamda özellikle ailelerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yani farklı bir cinsiyete geçen çocukların ya da insanların, bireylerin geçmişlerin çok derin bir şekilde incelenmesi gerektiği, bunun sonucunda da farklı psikolojik problemlerin çıktığı görülecektir bir defa. Bizim psikolog arkadaşlarımızın da yaptığı bu yönde çalışmalar var. Gerçekten patolojik bir geçmişe sahip olan çocuklarda bu yönde bir eğilim daha fazla oluyor. Bunların da yine bir takım bu anlamda projelerle en azından düzeltilmeye çalışılabileceği kanaatindeyim. Öncelikle aileye, anne babalara çok büyük yükler. Yani anne babaların, bakın anne ve babaların belli rolleri vardır. Annelik bir roldür mesela, babalık bir roldür. Bu roller bir karmaşaya girdiği zaman, karmaşaya düştüğü zaman özellikle çocuklarda bir kafa karışıklığı meydana geliyor. Yani rol model olmak lazım. Kadın ve erkek eşit, hak ve adalet anlamında eşit. Ama bunların rolleri farklı. Mesela doğan bebeği anne emzirir örneğin. Şimdi kadın erkek eşit diye aynı şeyi erkekten bekleyemezsiniz. Bizim eşitlikten kastettiğimiz şey hakta ve hukukta ve adalette eşitlik zaten. Şimdi roller karmaşık hale geldiği zaman çocuğun kafası karışıyor. Ya da anne şiddetine uğrayan bir çocuğun ileride bir kin ve nefrete dönüşen duyguları nedeniyle erkek kimliğine bürünmeye çalıştığı sonucu ortaya çıkıyor. Ben de annem gibi olmayacağım. Evet. Ezilmeyeceğim diyor mesela. Hmm. Bir kız çocuğu işte annem gibi dayak yemeyeceğim, ezilmeyeceğim, horlanmayacağım diyerek karşı cins kimliğine bürünme noktasında bir takım girişimleri oluyor. Aslında bunları önlemek lazım. Aslında kitapları okusalar. Şimdi bu kitaplarda gerçekten 4 cilt halinde basıldı. Kendi alanında kadın kimliğiyle öne çıkan, çok ciddi işleri başarmış olan model kadınların hayatları var zaten. Yani Atatürk'ün manevi kızlarından Frida Kahlo'ya, Furu Ferruzat'a, Canan Dağdevirene, Doktor Fatma Yazıcı'ya kadar böyle çok geniş yelpazede bir listemiz var. Bu tip kitaplarla belki bir farkındalık sağlanabilecek. Evet, o kitapları okusalar, yani bunlar başarmış, tabii, ben de başarabilir mi? Tabii, diyorum. Bu tip biyografi kitapları, Canan Dağdeviren mesela, bu tip biyografi kitapları bir kadının isterse neleri başarabileceğinin somut göstergesi niteliğinde. Kitaplar. Yani hangi zorlukları aşabileceklerinin, hangi güç ve potansiyele sahip olduklarının bir vesikası aslında bu kitaplar. Bu tip kitaplarla kız çocuklarına özellikle bu anlamda bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Ümit ediyorum ki faydalı olmuşuzdur. Cinsiyet değiştirerek var olan hayattan kaçılamayacağını, evet, ve cinsiyetsiz bir şekilde kaçılamayacağını belki de anlatacak en doğru bir yollardan, evet, evet, bir tanesi. Biz de bu anlamda bu kadar önce olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Varsa eklemek istedikleriniz, onları da almak isterim. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Kadın ve erkek kendi kimlikleri çerçevesinde hayata renk katarlar. Bunlar iki zıt veya rakip türler değillerdir. İki türün de topluma ve hayata kattığı çok önemli değerler vardır. Kadın ve erkek kendi kimlikleri çerçevesinde o uyumu, o iletişimi sağlarlarsa muhteşem bir dünya var edebilirler. Bu muhteşem dünyanın var olmasına biz de kitaplarımızla veya farklı etkinliklerle, projelere destek olmaya çalışıyoruz. Ümit ediyorum ki az da olsa bir katkımız olur. Aleyna. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Sağlık. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ, evet, olun. Bugün kadına yönelik şiddet programını konuşmuş olduk. Sosyolog, yazar Sayın Erdal Sarıçam bizlerleydi. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.